Daha önceki muhtelif konuşmalarımızda meme kanseri tanısı konulduğunda muayenenin, görüntülemenin ve biyopsinin değerinden bahsetmiştik. Bunların hepsi tanı koymak için bize faydalı, tedaviyi belirlemede faydalı. Fakat bu arada eğer hasta gençse, ailede erkek meme kanseri varsa, ailede bilateral iki taraflı meme kanseri varsa, birden fazla kişide meme kanseri varsa, bu ailede bir genetik ya da ailesel bir meme kanseri olmasın diye araştırma yapmakta fayda var. Bizim meme kanseriyle ilgili BRCA1, BRCA2 dediğimiz meme kanseri olma olasılığını gösteren genetik bozukluklar söz konusu. Bunlar varsa %70-80 oranında meme kanseri, %40 oranında kabaca yumurtalık kanseri gelişebiliyor. O bakımdan bazı özellikli durumlarda gen testlerini de yapmakta fayda vardır.